Çember daralıyor. Köşeye sıkışan teröristler dünyayı Türk askeri sivilleri vuruyor yalanıyla yanıltmaya çalışıyor. Zeytin Dalı harekatında 16. günde geride kaldı. Mehmetçik, Özgür Suriye ordusuyla birlikte Afrin'e ilerleyişini sürdürüyor. Bülbül beldesinin de içinde olduğu 31 nokta PKK'lı hainlerden tamamen kurtarıldı. Terör örgütü PYD-YPG'nin Bülbül beldesindeki sözde karakolunda bulunan Amerikan bayrağı işte böyle görüntülendi. Bak bak bizim... Burası Bülbül, bizim PKK dişimiz yok diyenlere bak. Bak 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 şöyle. Türk askeri Şeyh Horoz Dağı'nda şehit olan 6 Mehmetçiğin kanını yerde bırakmadı. Dağın tamamı gece boyu süren çatışmaların ardından terör örgütü PYD-YPG'den temizlendi. Hemen ardından da stratejik önem taşıyan Şeyh Bilal Köyü teröristlerden kurtarıldı. Terör örgütü mevzileri havadan F-16'lar, karadan topçu birlikleri tarafından yoğun bombardıman altında. Mehmetçiğin karşısında duramayan ve darbe üstüne darbe yiyen teröristlerse işgal ettikleri köyleri bırakıp Afrin'in merkezine kaçıyor. Afrin kırsalında kaydedilen bu görüntü kaçan PKK'lıların hain oyununu gözler önüne serdi. Teslim olmaya başladılar. Türk ordusunun gücünü ve kudretini dayanamayacaklarını anladılar. Teslim olan PKK'lı teröristin yanında işte bu silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Hainin üzerinde ise sivil kıyafet vardı. Bu da bir PKK oyunu. Terör örgütü Türk askeri sivilleri vuruyor kara propagandasıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz. Fırat'ın doğusuna gireriz. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Münbiç'e de bir harekat düzenlenebileceğinin sinyalini bu sözlerle verdi. Zeytin Dalı harekatıyla paniğe kapılan terör örgütü PYD-YPG ise Münbiç'te hazırlık yapmaya başladı. Teröristler, Türk ordusunun olası operasyonuna karşı kentin dört bir yanında yeni tüneller kazıyor.